İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'la birlikte 2013-2014 beklentileri ne kadar gerçekleşti ve 2015'te neler hedefleniyor ve bu hedeflerin gerçekleşme oranı ne kadar? Tabi bunun örnekleriyle Türkiye'nin en anlaşılır yorumlarının sahibi Hakan Güldağ'ın eşliğinde yapacağız. Yorumlarıyla gerçekleştireceğiz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız beklentiyi çok yükselttiniz. Ben beklenti yükselttim. İnşallah anlaşılabilir olabiliriz. Yapıyorum. İnşallah. Tamam. Çünkü önemli olan sadece ekonomistlerin ya da bankacıların bizi anlaması değil. Evdeki bayanların, çok doğru, erkeklerin, insanların çok doğru, tamamının bunu anlaması. Zaten kanal olarak Türkiye'nin en anlaşılır ekonomi öyle, kanalı iddiasıyla yola devam ediyoruz biz de. Gerçekten öyle. Siz de yani her şeyi detaylara da iniyoruz. Belki daha az insanın ilgilendiğini düşündüğümüz detayları da ele alıyorsunuz ekranlarda ama aynı zamanda bunları da anlaşılır veriyorsunuz. En azından senenin başında yapamadıysak da senenin sonunda sizi tebrik edelim bu teşekkür konuda. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi hemen konumuza geçelim. Şimdi bir takım hedefler var. İşte büyüme, enflasyon, cari açık konuldu. Temel göstergeler. Temel göstergeler. Evet. 2013'te de böyle hedeflendi, açıklandı. Hem hükümet tarafından hem de sizin gibi üstadların yorumları, köşelerinde yazdığı yorumlar bu hedeflerin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde. Şimdi 2014'ün sonuna geldik. Sizce karne nasıldı? Türkiye'nin ekonomi karnesi? Şimdi şöyle diyelim, bir yani somut verilerden gidersek, evet, 2013'e göre 2014'te daha düşük bir büyüme, değil mi? 4.1'di 2013 yılı sonu. Şimdi 3.3 civarında, 3.1 olabilir, belki 2.9 olabilir. Frene basılmış yani, değil mi? Frene bastık ama o frene biz bizzat onu isteyerek bastık. Evet. Yani politik olarak bastık. Hani tabii ki bir takım işte operasyonların, gelişmelerin filan mutlaka etkisi oldu. İşte Ekim'deki, Güneydoğu'daki hadiselerin de etkisi oldu ama hani hem dünyadan kaynaklandığı ölçüde hem de belki daha sonra konuşuruz. Cari açık bizim Türkiye'nin en önemli, Türkiye ekonomisinin en önemli dengesini oluşturan. Çünkü orayla ilgili problemimiz olduğu zaman biz ne yapıyoruz? Ya biraz birkaç sene üst üste iyi büyüyoruz. Ondan sonra da gidip kafamızı duvara çarpıyoruz. Bu sefer öyle olmasın diye. Evet. Çünkü bilerek ve isteyerek frene bastık. Bilerek ve isteyerek frene bastık. İthalatı, işte taksitleri azalttık. İthalatı baskı altına aldık filan. Ondan dolayı büyüme düştü. Biraz daha yüksek enflasyon oldu. Yani beklenti, daha doğrusu 2013 7.5 filan civarındaydı. Bu sene Merkez Bankası'nın açıklamasını dikkate alırsak ki gayet ellerindeki bilgi data seti nedeniyle bu işi çok daha iyi götürüyorlar. 8.9 olacak. Evet. Yani 9 civarında diyelim artık, 8.9 böyle bazen de böyle sanki hani bütün bunlar kuyumcu terazisinde ölçülüyormuş gibi yapıyoruz ama bu kadar da aslında hassas ölçümler yok. Onu da aslında izleyicilerimizin bilmesi lazım. Bazen geliyor böyle 3 nokta bilmem ya nasıl ölçtük? Bir kere bütün bu olaylar fiziki olaylar. Yani mesela milli geliri ölçüyoruz büyüme olarak. Büyümeyi ölçerken neye bakıyoruz? Bir sürü şeye bakıyoruz. Fabrikadan ne çıktı ona da bakıyoruz ama aynı zamanda işte kaç tane ameliyat oldu? Bir dişçi kaç tane diş çekti? Ona da bakıyoruz. Onların da hepsi aslında, tabii, yurt içi safi hasıla içinde yeri var. Öyle baktığınız zaman yani fiziki şeyleri, olguları biz aslında parasal bir şeye dönüştürerek ifade etmeye çalışıyoruz. Yani aslında karışla ölçüp sonra bakıyoruz ki onları milimetreyle, santimetreyle ölçmeye çalışıyoruz. Tabii ki yapmamız lazım çünkü ölçüler önemli. Ama bunların da artık böyle terazi hesabı gibi, kuyumcu terazisi hesabı gibi olmadığını da bir yandan kabul etmek lazım. Neyse parantez bu. %9. Yani evet %9 diyebiliriz enflasyon. Hani 8.9 ne bir şey kazandırıyor ne bir şey eksiltiyor. Öte yandan baktığımızda yatırımlar, ben ona çok önem veriyorum. Biliyorsunuz Anadolu'da da epey geziyoruz, dolaşıyoruz. Oradaki iş insanlarıyla konuşuyoruz. Yatırımlar, özel sektör yatırımları maalesef bir azalma içindeydi. O azalma 2014'te de sürdü. Rakamlar itibariyle belki biraz daha sanki yatırımlar arttı gibi de görünüyor ama çoğu bunların enerji yatırımları ve altyapı yatırımları. Yani o asıl işsizliği azaltacak, istihdamı arttıracak
yönde. Çünkü enerjide altyapı yatırımlarında o kadar yüksek istihdam olmuyor. Ve onlar aslında çok sürekli de olmuyorlar. Asıl önemli olan özel sektörün sanayideki yatırımları, üretim yatırımları. İmalat sanayinden bahsediyorsunuz. İmalat sanayindeki yatırımları. Burada ileri teknolojiye yapılacak yatırımlar. Bazı sevindirici şeyler olmadı değil. Mesela ben özellikle hakikaten bu çip fabrikası, belki de bir milat olarak kabul etmek lazım. Bilkent'in kurduğu Aselsan'la birlikte önemli bir adımdı. Tüpraş'ın o ithalatı azaltacak yönde yeni teknolojilerle faaliyetlerini geliştirmesi, çeşitlendirmesi önemliydi. Birkaç böyle daha büyük yatırım sayarım ama onun dışında mesela geçen Denizli Sanayi Odası Başkanı Sayın Müjdat Keçeci ile sohbet ediyorduk ki Denizli'de o da aynı şekilde imalat sanayinde neredeyse şöyle parmakla gösterilecek bir yatırımımız yok diyordu. Bu önemli. Yatırımlar mesela azaldı bu süreçte. Ama sevindirici bir şey daha oldu. Ne oldu? Cari açığımız azaldı. Ki cari açık biraz önce vurgulamaya çalıştım. Türkiye ekonomisinin temel dengesini oluşturan konu. Cari açık çok arttığı zaman biz mutlaka büyümede frene basmaya mecbur kalıyoruz. Büyümemiz de artıyor cari açıkla beraber ama onun için cari açığın düşüyor olması bize biraz büyüme açısından bir imkan tanıyor. Bu anlamda sevindirici. Çünkü 5,5'lar 6'lar civarında kapatacağız herhalde. Geçen sene de gene şeyden gidersek öyle yuvarlak hesap gidersek 8 civarındaydı. Oradan buraya gelmiş olması güzeldir, iyidir. Ve bunun da göreceğiz. Önümüzdeki senede bence bu cari açık petrol fiyatları ile ilgili belki sonra konuşuruz. Bizi olumlu etkilemeye devam edebilir ekonomiyi. Bu anlamda cari açık büyümeye de katkıda bulunacak. Hatta ben diyorum ki 2015'in büyümesi esas olarak cari açıktaki azalmadan gelecek. Çok iyi. Şimdi siz söylerken 3 tane soru geldi aklıma. Bir, buyurun. Bir yönetim, hükümet ya da ekonomi yönetimi topluma, milletine tüketmeyin artık diyebilir mi? Hı hı. Hani ekonomik dengelerin yerine oturması için Avrupa bugün tüketmeyen bir topluluk. Türkiye ise yani her gittiğim mağazada tüketsin isteniyor ki Avrupa'da tüketmiyor kimse. Daha tasarruf eğilimli gidiyorlar herhalde onlar. Hı hı. Bizde de halk tüketiyor. Bir grup tüketimi azaltalım, bir grupsa bırakın tüketim devam etsin. Ekonomi canlansın görüşünü savunuyor. Şimdi ne dedi 2014 yılında yönetim? Neyi tercih etti? Şimdi cari açığı arttıracak tüketimi fren altına yani fren yapmaya çalıştı. Bunu da bilinçli olarak yaptı. Biraz önce konuştuk. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani bizim sanayimizin yapısı o tükettiğimiz ama cari açığa neden olan işte mesela bir rakam verelim. Şimdi yaklaşık biz 2 milyar dolar verdik ilk 9 aydaki cep telefonu ithalatına. Evet. Akıllı telefonların evet. ithalatına. İşte 8.6 milyon filan zaten senede de 10 milyon civarında bir cep telefonu ithal ediyoruz. Evet. Şimdi biraz da zaten tartışma oradan çıktı değil mi? Yani hatta bunlar lüks tüketim maddesi sayılır mı sayılmaz mı filan diye. Şimdi bunların üzerine çok zaten baskıda bulunduğunuz zaman bu ne oluyor? Kaçak olarak gelmeye başlıyor. Tabii. Yani onu tüketmeyin demek aslında insanımızı bir anlamda dünyayı dünyadan biraz kopun demek de anlamına geliyor de facto. Tabii. Neden? Çünkü onlar sadece tamam çoğunu konuşmak için kullanıyor olabiliriz ama bununla birlikte iş için de kullanmaya çalışıyoruz ki bunun operatörleri bile bu işin iş için kullanılması konusunda KOBİ'lere falan sürekli reklamlarını o yönde yapmaya çalışıyor. Tabii tabii. Şimdi tablet tamam cari açık yaratıyor. Bilmem bilgisayar cari açık yaratıyor ama biz şimdi bunları işin içine katmadığımız zaman giderek dünyanın makinelerin birbirini gördüğü, birbirini konuştuğu bu anlamda bütün sanayi yapısını değiştireceği bir ortamda biz bu aletleri daha pahalı alalım ya da bunların üzerine baskı yapalım dersek bu doğru bir şey olmaz. İkincisi dediğim gibi yaptığınız zaman da bu çok bir şeye yaramıyor. Türkiye'ye 1 milyon civarında kaçak cep telefonu giriyor. Evet. Onun ötesinde
her yurt dışına giden yanında bir iki tane cep telefonuyla birlikte gelmeye çalışıyor ki işte daha ucuza mal etsin filan diye. O anlamda bu baskı, bu tür işlerin üzerine baskı çok anlamlı değildir. Doğru, ben de katılıyorum. Yani ama şu ise anlamlıdır. Belki konuşuruz onu da. Cari açığımızı azaltacak yöndeki yatırımlara, o tür üretimlere, biraz önce çip fabrikası örneğini verdiğimiz gibi destek verilmesi, onların geliştirilerek bu cari açığın azaltılmaya çalışılması tüketimle bu işi yapmaktansa çok daha evladır ve doğru olan. Üretime kayabiliyorsa bu ithalatınız ve ihracatınız artıracaksa. Evet. O konuda birkaç tane de adım atmıştı hükümet. GİTES diye bir program var. Girdi Tedarik Sistemi. O program etrafında aslında 2013'te biz fena da değildi. Yani beklentilerin gene altındaydı ama hiç olmasa bir 10 bu tür yatırım olmuştu. Bunlar neye veriliyor? İthalatı 50 milyon doların üzerinde olan her şeyde ithalatı azaltacak bir yatırım yapıyorsanız onu stratejik yatırım kabul ediyor ve onunla ilgili olarak size teşvik veriyor. Bunu İstanbul'un göbeğinde Etiler'de de yapsanız 6. bölge teşviğini, 5. bölge teşviğini alıyorsunuz. Bu çok önemliydi. Tabii. Ama mesela bu sene buradan sadece bir tek firma, bir tek yatırım oldu GİTES kapsamında. Bu da bir parça belki bizi iş dünyasının güvenine, iş dünyasının algılarına getiriyor. Kesinlikle. Şimdi bana bir tanesi, DEİK Genel Kurulu'ndaydım, bir iş adamı, yani birçok iş adamı benzer belirsizliklerden bahsediyor. Birçok iş adamı algı olarak ya yatırım yapılamaz bir ortamda olduğunu düşünüyor. Ama bir tanesinin özellikle şeyi, örneği ilginçti. Dedi ki ben dedi böyle sanki kendimi dedi bir rafting botunda gibi hissediyorum dedi. Böyle bir yukarıya çıkıyorum bir dalgayla dedi. Sonra bir bakıyorum aşağıda kaya var. Yani o kadar hızlı hareket ediyor ki gelişmeler. Yüksek, tabii. Yani o belirsizlik ortamı ve ya bir sonraki gün ne olacak? Acaba hükümetten bir açıklama mı olacak? Ya da bir yerde bir başka operasyon mu olacak? Ya da yurt dışında bir başka gelişme mi olacak? Hiçbirimiz herhalde 2014'de başlarken Rusya'nın Kırım'ı ilhak edeceğini, Ukrayna ile ilgili böyle olayların olacağını, IŞİD'in bu derece problemler yaratacağını, belki hani bazı analistler bunlarla ilgili ama zannediyorum hiç kimse mesela 60 dolara petrolün ineceğini falan tahmin etmedi. En azından ben böyle bir şey okumadım. Ben de aklıma bir ucuna gelmezdi 60 dolarlar civarında olacağı. Aslında bir de şey var Hakan Bey. Yeni bir telefon markası yaratıp uluslararası piyasalarda bunu satmaya çalışmak doğru değil gibi geliyor bana. Çünkü insanların alışkanlıklarından bir kere psikolojiyle ekonomi çok ilintili, vazgeçtiremezsiniz. Yıllardır kullandığınız bir telefon markası vardır. En yenisini almak istersiniz. Ama eğer sizin dediğiniz gibi bu ithal edilen ürünü üretimde ve ihracatta kullanabiliyorsanız, şirketlerin tasarruf yapmaları yönünde iletişim şirketlerinin de çalışmaları var, reklamlarda izliyoruz. Evet. Bunu sağlayabiliyorsanız o zaman sıkıntı yok. Eğer karşılayabiliyorsanız onu sorun yok. Şöyle de bakmak lazım. Peki üretebilir miyiz yani biz bu kadar dünya çapında böyle hani bilinen markalara rakip yaratabilir miyiz, yaratmalı mıyız? Enerji vallahi kaybı olmaz mı bu? Şimdi şöyle bir şey, bazı konularda enerji kaybetmeyi de göze alarak yine de adımlar atmakta fayda var. Evet, ama bunun belki parçalarını yapabiliriz. Parçalarını yapabiliriz, belli komponentlerini yapabiliriz, belli şeyleri dünyaya bırakırız ama belli şeyleri de biz yapıyoruz. Olur. Bu yarıştan hiç kopmamak lazım. Evet. Benim söylemeye çalışacağım. Teknoloji yarışından kopmayın diyorsun. Kesinlikle. Ve bunu ya sadece mesela çip olarak şöyle de düşünmeyin. Türkiye'nin otomotiv sanayi. Tam ona geliyordum işte var ya. Lokomotif bir sanayi şu anda. İhracatta da lokomotif. Ama otomobiller giderek daha fazla elektronik kullanmaya başladılar. Daha fazla yazılım kullanmaya başladılar. Daha çok çip var. Daha çok kablo var. Yani otomotivin içerisinde. Hele ki lüks segmentlerde. Şimdi bu çip fabrikası mesela kurulan Ankara'da buna da yarayacak. Tabii. Hem de yeni bir teknolojiyle kurdular. Silikonla olanını da üretecekler ama yeni bir farklı teknolojiyle kurdular. Şimdi bizim otomobilden daha fazla para kazanabilmemiz onun içerisindeki parçaları yerli olarak üretebilmemize bağlı. Yani ulusal katma değerinin artmasına bağlı. Evet, ulusal katma değer burada ulusal aslında katma, önemli bir şey o. Çok önemli. Ulusal katma değer ancak bunları biz yaparsak ortaya çıkabiliyor. Sadece şunu düşünün. Ya diyelim ki her şeyi yurt dışından ithal edeceğimize ki parantez açalım.
Bu Türkiye'de iki tane benim bildiğim, yani ikiden fazla var ama iki tane çok önemli var. O ikisi de operatörler, birisi operatörler tarafından, birisi başka bir tarafından yapılıyor. Şimdi hani reklama girmesin diye isim vermekten kaçınıyorum. Ama yok satanları var. Bu evet. Cep telefonları yok satıyor. Öyle hani diğerleriyle demek ki rekabette edebiliyor. Sadece şunu düşünün. Şimdi neden mesela Nihat Zeybekçi ifade etti, dedi ki antidumping soruşturması bile başlatırız biz bunların hakkında dedi, bu cep telefonları hakkında. Çünkü dedi bunlar işçilik ücretini çok düşük tutuyorlar dedi. Burada bir kandırmaca var dedi. Burada dedi bir sübvansiyon var, o sübvansiyonu bizim soruşturmamız lazım dedi. Sadece işçilik bile olsa, ki öyle değil, bazı şeyleri bizim de yapmamız çok mümkün. Onun Türkiye içinde kalması bile bir bizim için bir artı, evet, değer. Neden bütün paramızı şeye verelim, yurt dışına verelim? Ki Güney Kore herhalde dünyanın bu konudaki elektronik piyasasında en satüre, yani en doymuş pazarı. O bile iPad çıktığı zaman baktılar ki bir sürü insan, yüz binleri bulan insan iPad'de kuyruğa girdi. Hepsi siparişe başladılar. Güney Kore Telekomünikasyon Kurumu aracılığıyla Güney Kore iPad'in Güney Kore'ye girmesini 8 ay boyunca engelledi. Dedi ki internete uyumlu değil, şu değil, bu değil. Bu sırada Samsung Galaxy modelini çıkarttı. Ondan 18 gün sonra, piyasaya çıkarmasına 18 gün sonra iPad'e de izin verdiler, Apple'a da izin verdiler. Ve Aralık ayı sonucu, Kasım'daydı bu hikaye, Aralık ayı sonucu 250 bin Samsung Galaxy sattı, 100 bin Apple iPad sattı. Yani öyle zorla morla bunun önüne geçemiyorsunuz. Hayır, 21. yüzyılda çok önemli bir korumacılık politikasıdır bu. Biz aynısını yapalım, evet, demiyorum ama bizim de eğer omuzlarımızın üzerinde kendi kafamızı taşıyorsak, aklımızı başkasına emanet etmiyorsak yapmamız gereken adımlar var. Söyleyelim ama yönetmenim diyor ki siz reklam yapmayın. Reklamı biz verelim, şimdi reklamdan sonra devam edin diyor. Çok doğru. Evet Selçuk, şimdi reklamdayız. Reklamdan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Abimiz olarak size bir şey sorayım. Şimdi bir grup diyor ki otomobil üretilsin Türkiye'de. Baba Yiğit aranıyor. Evet. Baba Yiğit ben sevmiyorum gerçi de. İyi bir usta olsun yani bu. İkincisi, böyle yiğitlikte olacak bir şey değil bu. İkincisi de ne gerek var otomobil üretmeye? Dünyada markalarla nasıl yarışabiliriz deniyor. Ben galiba sizin sözlerinizden şunu mu anlamam lazım? Doğru mu algılamışım, onu merak ediyorum. Ve izleyicilerimiz. Türkiye'de otomobil yan sanayi çok güçlü. Dünyanın en büyük markalarının en önemli parçalarını, hatta tek bir parçasını bile üreten Türkiye'de, işte Konya'da, doğru, Bursa'da fabrikalar var. Bak. Ama bu bizim otomobil üretmememizi de gerektirmez. Yani siz otomobil üretmeyin. Bize diyorlardı ya eskiden Dünya Bankası'ndan. Siz, evet, turizm ve tarımla büyüyün, sanayiniz olmasın. Evet. Hayır diyorsunuz siz, değil mi? Hayır diyorum. Ürün çeşitliliğinin olması gerekir diyorum. Türkiye'nin sanayi altyapısı bakımından, bugüne kadar geldiği birikimleri bakımından sanayide iddiaları olabilir. İmalat sanayinde iddiaları olabilecek bir ülkedir. Böyle bir zemin vardır. Bu yarıştan kopmamak lazım o zaman. Kesinlikle kopmamak, üstüne geliştirmek lazım. Evet, evet. Yani bu elektronikte de böyle. Elektronikte de biz treni kaçıramayız. Son vagondan da olsa binmemiz lazım. Şimdi binmekte olduğumuzu görüyorum. Gerçekten seviniyorum. Bir gün bir bakacağız, kendi arabamızı üretmiş olacağız belki kendiliğinden. Hiç şey değil ya. Şimdi araba değil de belki bir sonrakini üretirsiniz. Tabii. Yani şimdi teknolojiler sürekli değişiyor. Ama şuraya bağlayalım isterseniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri koca bir dev sanayide hiçbir şekilde hiçbir üründen kopmamaya çalışıyor. Bunu özellikle yapıyor. Amerika'nın 10 bin dolardan 25 bin dolara gelişi 40 yıl sürdü. Tabii. Yani orta gelir tuzağı diye şimdi hiç bu 10 bin dolarları konuşuyoruz ya, 25 bin dolara geçmemiz lazım. 40 yıl sürmüş. Güney Kore'ninki 19 yıl sürmüş. Çok daha az. Neden? Çünkü yeni teknolojilerle bu süreci hızlandırabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin de
yeni teknolojilerle dünyaya açılmış olan bu yeni imkanlarla çok hızlandırabileceği konuşulan bu endüstriyel internet dediğimiz bir şey var. Yeni bir dönem var. Bir devrim olarak kabul ediliyor bu. Makinaların birbirini görmesi, sensörlerin faaliyete geçmesi. Çok ilginç işler yapılıyor bunda. Bu büyük datanın kullanımıyla. Büyük data 21. yüzyılın petrolü. 21. yüzyıl. Yeter ki oraya iyi kanalları açmak lazım. Yani mesela bu Vestel'den TTGV başkanı da olan Cengiz Ültab bunu çok nefis anlatıyor. Hakikaten bu 21. yüzyılın petrolüne Türkiye'nin kuyularını açmaya başlaması lazım. Ama bütün bunların bizi getireceği nokta belki de Güney Kore'den daha hızlı bir şekilde orta gelir tuzağını aşmamızı beraberinde getirecek. Bunun için önemli. Ama bunun için böyle Türkiye bir muz cumhuriyeti değil. Türkiye bir iki ürünle, bir turizmle, bir tarımla gidebilecek bir ülke değil. Türkiye Afrika'ya bisküvi satarak da gelişebilecek bir ülke değil. Onun dışına çıkabilmemiz lazım. Bu mesela son dönemde Nihat Zeybekçi'nin de açıkladığı, belki bu çok dikkatlerde kalmadı Adana'daki galiba. Adana'daki açıklamasından bahsediyorsunuz Adana'da değil mi? Adana'da son olarak tekrar son konuştuk teyit üzerine. Etti orada evet, daha. Orada bir kere daha konuştuk. 3,5 milyar dolarlık bir yüksek teknolojiyi desteklemek üzere Türkiye'nin bu sanayi yapısının, çünkü bizim bir hikayemiz vardı. 80'li yıllarda ne yaptık biz? Değiştirdik bunu. Biz 80'li yıllarda üzüm, incir, fındık, pamuk ihraç ediyorduk. Bugüne kadar gelen bu süreçte, bu 30 yıllık süreçte biz onu aştık. Artık sanayi ürünleri ihraç edebiliyoruz. O zamanlar ihracatımızın %90'ı tarım ürünleriydi. Şimdi %90'ından fazlası sanayi ürünü. Ama bir sıkıntımız var. Nedir o sıkıntı? Biz orta teknolojili ürünlerde kaldık. Yani beyaz eşya ama onu biraz daha ilerletmemiz lazım. Tekstil ama nano teknolojiye geçmemiz lazım. Yani yeni dönemde, yani Türkiye'nin yeni hikayesinin bu ekonominin potansiyellerini hep daha fazla büyüyebilecekken hep baskı altında tutan cari açığı da aşacak ileri teknolojili ürünleri. Çünkü dünya onun üzerine dönüyor. Gidip cep telefonu alıyorsunuz, gidip bilgisayar alıyorsunuz, gidip daha teknolojik aletler alıyorsunuz. Para da oradan kazanılacak. GERN diye bir şey var. Genetik, enformasyon teknolojileri, robotik ve nanoteknoloji. Bunların baş harflerinden oluşuyor. Biz buraya girmemiz lazım. Biz burada biraz uzakta duruyoruz. Yeni hikayemiz, Türkiye'ye yeni ivme kazandıracak hikaye bu alanlara girmemiz de mümkün. O yönde belki bu Sayın Zeybekçi'nin de açıkladığı, onunla birlikte bu ekonominin dönüşüm programı açıklandı. Başbakan açıklandı, Başbakan Davutoğlu. Orada da gördük. Diyor ki yabancı şirketler dahil olmak üzere ileri teknoloji şirketlerini biz satın alanlara destek vereceğiz diyor. Bir farkındalık oluştu bu konuyla ilgili. Hani bu ne getirir ne götürür hepsi tartışılabilir. Ama o farkındalığı ilerleterek uygulamaya geçmemiz gereken zamandır. Peki ben mi atladım yoksa söyledi de mi kaçırdım? Siz oradaydınız Adana'da. Evet. Nihat Zeybekçi Bakanımız. Bu desteğin kimlere ya da hangi gruplara verileceği konusunda bir açıklama yaptı mı? Hayır, yapmadı. Böyle bir açıklamada yapmayacağını söyledi. Sorduk biz de. Çok doğru söylüyorsun. Aslında burası biraz böyle tabii ya acaba hangi firmalar olacak? Bu kadar böyle el altından gidecek bir iş mi diye. Ama bir yandan da şöyle bir gerekçesi var bunun. Çünkü bunları açıkladığınız zaman zaten devletten sübvansiyon alan şirketlerin ürünlerine biliyorsunuz dünya sürekli antidumping uygulamasıyla karşılık uluslararası veriyor. Uluslararası arenada daha güçlü kurmak için açıklanmıyor. Evet, onun için açıklanmıyor. Gizli destek. Hatta öyle komik şeyler oldu ki Borusan biliyorsunuz ciddi antidumping soruşturması, daha doğrusu ülke desteği soruşturması yedi Amerika'da. Bunu sık sık yiyorlar. Orada da çünkü Amerika'da da Amerika kendi sanayini korumaya çalışıyor. Tabii. Aslında geldi uzmanları burada incelemeler yaptılar. Hiçbir şey bulamadılar. Ama Temsilciler Meclisi'nden politik olarak antidumping soruşturması başlatıldı. Amerikan çelik sanayinin dayatmasıyla, onların lobisiyle. Ve de gerekçeleri neydi biliyor musunuz? Erdemir'den ürün alıyorlar. Nereden alacak? Şimdi Erdemir Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun sahibi olduğu, büyük ortağı olduğu bir kurumdur. Ordu zaten Türkiye'nin
devlete ait bir yapıdır. Onun için bu devlet tarafından desteklenmektedir diye bağlantı böyle bir, kurdular. Evet, düz kontak bağlantı yaptılar. Komedi bir bağlantı. Komedi mesela bağlantı yani. Kanada bunu reddetti. Şaka ama gibi. Bu tür şeyler tabii ki uluslararası mahkemelerde bazen önemli delil olarak kabul edilebiliyor. Antidumping soruşturmalarına karşı karşıya kalabiliyorsunuz ve faaliyetleriniz zayıflayabiliyor. O açıdan açıklamayacaklarını söyledi. Peki uluslararası hukukta biz adaleti yakalayabiliyor muyuz? Hani lobiler tabii yönetimleri çok etkiliyor ama şimdi hukuk karşısında ne oluyor? Mahkemeleri kazanıyoruz aslında ama sonra bir müddet sonra tekrar açıyorlar. Neden? Çünkü oradaki çelik sanayi de hiçbir şekilde gücünden kaybetmek istemiyor. Onlar bu konuda çok daha aslında korumacı davranabiliyor. Kendilerine güvenmiyorlar bir kere. Kendilerine güvenmiyorlar. Kedilerine güvenmiyorlar ya da sanayilerini korumaya çalışıyorlar. Aynen öyle. O zaman Sayın Bakan'a bir de biz soralım ilk gördüğümüz mekanda. Çok iyi olur. Muhtemelen hatırlıyorum sizde bir Viyana'ya gideceğiz 16'sında Avusturya'da. Sayın Bakan da orada konuşmacı gelecek fikir sofrasında. Doğru, orada soralım bakalım. Orada soralım bakalım. Bir siz bir ben böyle karşılıklı bir sıkıştıralım Sayın Bakan'ı. Nasıl gizli edelim. Bir toplantı o çünkü. Kendi kendimize konuşacağımız bir toplantı. Evet. Bu arada bir de dediğiniz gibi lafınızın arasında enerjiye yapılan yatırımlar çok önemli tabii. Teknolojiyle beraber işte TÜPRAŞ'ın yaptığı, işte Ankara'da yapılan organizasyonlar, yapılan o çalışmalar. Çift fabrikası. Ama enerjiyle ilgili önemli yatırımlar var Türkiye'de. Var. Şimdi sadece enerjide ve inşaat sektöründe gördüm ben. 2013'te de 2014 yılında da yatırımların ağırlıklı olarak geldiği iki sektör. Bu iki sektör üzerinde bir büyüme, gelişme çok riskli değil midir bir ekonomi için? Yani çeşitlenmemek. Yani işte sanayinin, imalat sanayinin zayıflaması, kan kaybetmesi, yapılması gereken yatırımların ertelenmesi, acaba ne olacak sorusu etrafında. Yani bir geçenlerde Abdülkadir Konukoğlu da Sanko Holding'in onursal başkanı da ifade ediyordu. Türkiye'nin 2015'te büyümesi için yatırımların devam etmesi gerekir diyordu. Yani bu yatırımlardan kast edilen şey imalat sanayi. Esas olarak imalat sanayi. Tabii. Yani sanayi üretime dönük. Real çünkü biz şu anda baktığımız zaman çok basit bir hesap yapalım. Bizim ihracatımız ne kadar? 150-160 milyar dolar tabii. Değil mi? Şu anda Türkiye'nin kapasite kullanımı nedir? %75. Yani 75 civarında. 74-75. Şimdi biz %100 kullansak, bu kapasitenin tamamını kullansak, yeni yatırım olmadığı sürece bu ihracat en fazla 200 milyar dolara en çıkar. Fazla. 150 olur 200. Ama ithalat? Yüksek. İthalat yüksek. İthalat bu sene bir ölçüde şey nedeniyle, Rusya meselesi nedeniyle, yani petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle, tabii o da çok tartışmalı bir konu. Hani Rusya'ya bir ders veriliyor da onun için bu fiyatlar düşüyor. Bu bize yarıyor da, bu bizim işimize geliyor da falan. Aslında ona da bakmak lazım. Şöyle bakmak lazım. Şimdi bir yanıyla baktığınız zaman petrol fiyatlarındaki bu düşüş 55 milyar dolar bir enerji faturası olan bir ülke açısından çok önemli bir düşüş. Evet. Ben ciddi şekilde de olumlu katkıların olacağını düşünüyorum. Ama öte yandan şimdi Rusya'nın iki tane şey var orada. Bir tanesi, Rusya ekonomisi daralacaksa, ki daralacak, kendileri bile söylüyorlar daralacak diye, ve bu böyle birkaç yıl sürecek gibi görünüyor. O zaman orada bizim gelen turistlerin %12'si Türkiye'ye Rus turist. 4,5 milyonun üzerinde turist geliyor. Şimdi bunun 3 milyonu da Antalya'ya geliyor. Orada mesela beklenti bunun 1 milyonunun gelmeyebileceği yönünde. Bizim Rusya'ya ihracatımız, ki son rakamlar azaldı işte, evet, görünüyor. Hem ithalatımız azalmış ama ondan daha fazla ihracatımız azalmış. 6,2 milyar dolar. Şimdi oradan da bir azalma olabilir. Bir yandan da bavul ticareti var. Toplam bavul ticareti Türkiye'de 8,7 milyar dolar. Bunun yarısına yakını Rusya'dan. Yani demek ki 14-15 milyar dolar civarında topladığınızda bir etkisi var. Tabii. Rusya'nın Türk ekonomisine. Çok kaba bir hesapla. Şimdi burada bir iki azalma bizi tabii çok olumlu etkilemeyebilir. Öbür taraftaki petrol fiyatından edindiğimiz kazançları, avantajları bir anlamda biraz törpüler. Bir de bir şey daha var. Türkiye'de, pardon, dünyada toplam ihracatı içinde petrolün payı %65'in üzerinde olan ülke sayısı 28. Biz de onlardan bir tanesiyiz zaten. Biz öyle değiliz. Değil miyiz? Değiliz. Bu petrol ihraç eden ülkeler. Ha, petrol ihraç eden ülkeler. Yani Rusya ben bunlardan biri. Bahsediyorum. Toplam ihracatı içinde
petrol ihracatı, yani petrolün ihracı %65'in üzerinde olan ülkelerin dünya üzerindeki sayısı 28. Tabii, ithal ediyoruz, ihraç ediyoruz. Biz ithal ediyoruz. Şimdi bu ülkelere, ama daha önemli bir şey, bizim ihracatımız 50 milyar doların üzerinde. Yani ihracatımızın üçte biri. Hı hı. Üçte biri kadarı bu ülkelere gidiyor. Şimdi bunların petrol gelirlerindeki azalma bir parça şey yapabilir. Yani oraya olan ihracatımızı da azaltabilir. Demek ki bizim pazarlarımızı biraz daha çeşitlendirmemiz lazım. Evet. 2015'te. Bir başka hikaye, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizi, bu ülkelerin çoğu bizden müteahhitlik hizmeti alan ülkeler. Evet. Onlara ilişkin biraz azalmalar olabilir. Geçen gün bu arada çok güzel bir şey gelişme oldu. Dünya Müteahhitler Birliği Başkanlığı'na Emre Aykar seçildi. Hmm. Evet, dünya çok önemlidir. Eskiden Avrupa'yı, yani Avrupa'ya geldi başkanlık. Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyordu. Orada da başkan oldu. Güzel bir gelişme oldu o. Onunla sohbet ediyorduk. Dedi ki biz tabii şu anda bunun yansımasını henüz görmedik ama böyle bir tedirginlik doğrusu var. Çünkü petrol ihraç eden ülkelerin çoğu bizim Türkiye'nin müşterisi. Aslında bu tabii anlamda. Petrol ihraç eden ülkelerin demek ki tek bir ürün üzerine ihracatının %60'ına yakınını, 65'ine yakınının üzerindeki olması aslında onlar için bir risk. Risk tabii. Büyük bir hata. Risk tabii ki. Tabii bu bize yarıyor gibi gözükebilir petrol fiyatları düşünce. Evet. Ama bunlar aynı zamanda bizim müşterimiz, malımızı sattığımız insanlar. Malımızı burada da bir düşüş olacak. Gidip orada inşaat yaptığımız, onların parasıyla onlara maaş ödediğimiz yerler bunlar. Ama sizin dediğiniz çok önemli bir sonuç çıkıyor. Yeni pazar, yeni pazar, yeni pazar. Biz de bir reklam arası daha veriyoruz. Sonra Hakan Güldağ'la son bölümde yine beraber olacağız. Evet, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ. Şimdi her sabah bakıyorum, akşam bakıyorum, gece bizim Barış'ı seyrederken bakıyorum. Sürekli para, 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 merkez bankalarının tabii açıklamaları, ne diyecek, işte Çin Merkez Bankası bir şey söylüyor, FED Başkanı bir şey söylüyor, Avrupa'dan haberleri bak. Yani içimiz dışımız para oldu bu son aylarda özellikle. Yani reel sektörden çok İşte döviz fiyatlarının, faizlerin ne olacağını konuşuyoruz. Evet, doğru. Halbuki reel sektör olmadan bunlar zaten olmaz. Evet. Ama bir taraftan da hayatımızın direkt akışına yön veriyor bu parasal hareketler. Çok Merkez doğru. Başkanları dünyayı yönetiyor bugün. Doğru, onların demeçleri hatta. Evet. Bir demeç yönetimi Bizim var. Kulağımız onlarda. Doğru. Şimdi tabii bir gelişme oldu. Onu zaman zaman unutup konuşuyoruz ama 2009 krizinde iki rakam vereyim. 2009'da yani o krizin olduğu sene, ağır krizin en ağır sonuçlarının yaşandığı sene, dünya borsalarının toplam değeri 25 trilyon dolar. 25 trilyon dolar. 25 trilyon dolar. Bugün 75 trilyon dolar. 5 sene içinde 3'e katlamış durumda. Tabii. O yani zaman para konuşmuş. 2009-2014. Yani rakam bu. Şimdi buranın tabii ki ister istemez bütün hayatımızı etkilememesi mümkün değil. Yani 75 trilyon dolar bugün dünya ekonomik büyüklüğünden biraz fazla bir rakam. Dünyanın bütün ekonomik büyüklüğü, yani biraz önce saydık ya, milli gelirin içinde hani diş çekiyor, yeri süpürüyor, bunlara verilen maaşlar, yaptığımız üretim filan, bütün bunlardan daha büyük bir rakam. 70 trilyon dolar civarında dünya ekonomisi, 75 trilyon dünya borsalarının toplam değeri. Şimdi bir başka rakam daha vereyim. Amerika'nınkini hepimiz biliyoruz. 4 trilyon dolarlık bir ne oldu? Tahvil alım programı oldu. Yani piyasalara, Türkçesi, 4 trilyon doları, tam hepsi piyasalara gidemediyse de, ama gelişmekte olan ülkelere gitti, ama bilmem nereye gitti, bankalara gitti. 4 trilyon dolar pompalamış oldu Amerika. Hı hı. Bu 5 yıl içerisinde. Ama bunu sadece Amerika olarak alıyoruz, yanlış yapıyoruz. Hep orada bilgimiz. Ya baktığınız zaman Avrupa Birliği, Japonya'yı eklediğiniz zaman bu rakam 11 trilyon dolar. Ona Çin'i, Rusya'yı, Hindistan'ı eklediğiniz zaman ve de İngiltere'yi 16 trilyon dolar. Yani dünyada büyük bir para var. Para akıyor. Tabii. Şimdi ne oluyor?
Amerikan para politikası, bütün bu sonuçlara yol açmış olan Amerikan para politikası değişiyor. Bunun mutlaka etkileri olacak. Bunların etkilerini hissetmeye emtia fiyatlarından biz başladık. Şimdi tamam, Rusya ya ders vermek açısından da Amerika bu petrol işini, kendisi de petrolde, bu kaya gazı, kaya petrolü nedeniyle enerjide tekrar önemli bir aktör olunca bu ders verme işini bir kolaylıkla yapıyor, ama bu sadece oradan kaynaklanan bir komplo teorisinin sonucu değil. Yani o zaman demir fiyatları da bir sene içinde %50 düştü. Onu da mı Suudi Arabistan düşürüyor? Onu da mı Amerika Birleşik Devletleri düşürüyor? Yok, dünya ekonomisi içerisinde bir yavaşlama da var. Bunu da görmemiz lazım. Ama bir yandan da piyasalar tabiri caizse parakolik olmuş. Parayla dolmuşlar, 3 katı büyümüş değerler. Şimdi ne olacak? Amerikan Fed'in değiştirdiği Amerikan para politikası değiştikçe, yani orada faiz artırımına doğru gidildikçe, bu sefer piyasalar tir tir titremeye başladı. Çünkü onlar para bekliyorlar sürekli. Amerika da onları yavaş yavaş faiz artırımına alıştırmaya çalışıyor. Bir yandan da bir Avrupa'da bir hala durgunluk ortada olduğu için ve belki Avrupa bir parça daha böyle gidebilecek gibi görünüyor. Çünkü Yunanistan sıkıntılı. Mesela bu Cumhurbaşkanlığı seçimi falan fırsat olursa konuşuruz. Orada İspanya'dan bazı öfkeliler hareketi, bilmem İtalya'da benzer şeyler var. Yani Avrupa daha böyle sıkıntılarını tam aşamadı. Ama orada da 1 trilyon euroluk bir parasal genişleme bekleniyor. Çünkü baktı onlar da, şimdi bir tane iyi örnek var. Amerika parasal genişlemeyle sorunlarını hafifletti. 3. çeyrekte %5'lik bir büyüme kaydetti ki, yani neredeyse bu büyüme miktar olarak baktığınızda Çin'in o büyümesine eşit miktarda bir büyüme. Yani Amerika'dan bir Çin çıktı. Ama yani Türkiye ekonomisi büyüklüğünde geçenlerde hesapladık. Yani Amerika ekonomisine sadece 3. çeyrek büyümesiyle bir Türkiye ekonomisini dahil etmiş oldu. Evet. Öyle bir büyüklük. Ama şimdi bu 1 trilyonluk, yani Avrupa bakıyor. Buradan olumlu bir şey var. Acaba bizi de büyütebilir mi? Ama Japonya da büyütmedi. Bütün bunlar aynı zamanda inovasyonla, yeniliklerle, Amerika'nın tabii bu kaya gazını, kaya petrolünü devreye sokmasıyla da ilintili. Ama anlaşılan Avrupa, bu petroldeki düşüş Avrupalı için bir tür vergi indirimi gibi oldu. Çok işlerine yarıyor. Bunun da ivmesiyle, biraz da parasal genişlemenin katkısıyla acaba biz Avrupa ekonomisini diriltebilir miyiz? Böyle bir şey var. Tabii dirilirse hala yarıya yakın ihracatımızı yaptığımız Avrupa bizim açımızdan çok önemli bir gelişme olur. Bizim 2015'te hem bu cari açığın küçültmesi bizim büyümemizi biraz daha ileriye taşıyabilir. Yani bakmayın, yani biraz kağıt üzerinde olacak ama o. Çünkü esas olarak cari açık küçüldüğü zaman Türkiye ekonomisi de küçülür. Ama bu küçülme bizim petrol faturasından kaynaklandığı için, petroldeki fiyat düşüşünden kaynaklandığı için bu sefer öyle bir etki değil, daha olumlu bir etki yapabilir. Peki biz bunu nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Yani el alemin petrolü düşüyor, arkasından bizim cari açığımız düştüğü için ekonomimize olumlu yönde etki yapıyor. Ama bu sürekli bir şey olmayacak ki, bir süre sonra petrol de kendi asıl gelmesi gereken değerine gelip oturacak. Bu aradaki zamanı, son 2 dakika, nasıl biz bunu avantaja dönüştürebiliriz? Şimdi bir kere bir şunda bir netlik yok. Yani petrol ne zaman eski seviyelerine gelir? Acaba yani bu kadar da düşük olmaz artık herhalde diye düşünüyorum. Hani 40 dolarlara falan inmez herhalde yani. Ya Suudi Arabistan 20 dolarlardan bile bahsetti. Yani bu tabii ki bence de 60 dolar civarında kalma ihtimali yüksek. Çünkü ya da biraz üzerine de çıkabilir. Biz bunu avantaja dönüştürelim istiyorum. Biz bunu avantaja şöyle dönüştürebiliriz. Ancak dönüştürebileceğimiz yol gene bizim bunu buradan elde ettiğimiz avantajları ithalatı engelleyecek yatırıma dönüştürürsek avantaja dönüşür. Bunun dışında bizim sadece petrol fiyatıyla bir şeyimiz yok. Siz demiştiniz geçen programda Hakan Bey. Tek başına bir avantajımız demiştiniz yok. Demiştiniz Üstad, Güney Kore'de dünyada en çok petrol ithal eden ülkelerden biri. Doğru. Türkiye'den belki daha fazla, ama bunu karşılıyor. Doğru, çünkü onlar için bir sorun değil cari açık. Onlar için bu anlamda bir sorun demek değil. Demek ki biz de teknolojiye yatırım yaparak bunu halledebiliriz.
Bu zamanı doğru kullanalım diyorsunuz. O zaman baştakine dönelim. Gene cep telefonu da gerekiyorsa üretelim. Aynen. Otomobili de üretelim. Aynen. Bunların içindeki parçaları daha fazla yerlileştirelim. Ayrıca Türkiye'nin ilk ürettiği yerli tramvayı da unutmayalım. Bursalıların bir hakkını teslim edelim. Durmazları. Bunu da satalım. Durmazları Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Hatta Altepe'yi. Bunu da bir kere kesinlikle ayakta alkışlayalım. Dünyaya artık biz kendi lokomotiflerimizi, metromuzu satar hale geldik bugün. Bu çok önemli, buna da tam destek. Yeni yıl mesajı da bu olsun. Yerli malı, Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu senenin son programında yine bence seyircilerimiz öyle düşünür mü bilmiyorum ama en anlaşılır ekonomi programlarından birini imza attınız. Sağ olun. Yeni yılımızı da kutluyorum. 2014'te güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. İnşallah bu dilekleriniz 2014'te kalır. 2014'e göre 2015'te daha güzel şeylerden bahsedelim. Aynen efendim, aynen. Biz de diyelim ki sloganlarımızda 2015 yılında Türkiye'de güzel şeyler olsun. Biz de bunları ekranlara getirelim diyoruz. Yeni yılınızı kutluyoruz. Her şey gönlünüzce sağlık ve sıhhatli olsun. İyi haftalar efendim.